Ülkemizde halk arasında yapışkan otu, sünnetlik otu, kaz otu veya bere otu olarak bildiğimiz yoğurt otu, kök boyası giller familyasına aittir. Çok eski zamanlarda peynir yapmak için kullanıldığından dolayı bu isimle anılmaktadır. Yoğurt otunun 3 farklı çeşidi bulunmaktadır. Şekil ve yetiştirildikleri yerler farklı olsa da aslında hepsi insana aynı faydaları sağlamaktadır. Biri yüksek yerlerde yetişir ve altın sarısı çiçekleri olur. Dik olarak büyümekle birlikte 60 santime kadar büyüyebilme kapasitesi bulunur. Diğeri ise küçük beyaz çiçekleri olan 120 santime kadar uzayabildiği gibi çalılık ve yol kenarlarında aslında sık bir şekilde görebiliriz. Sarı beyaz çiçeklere sahip olan bu türler çiçek açma dönemlerinde genellikle yana doğru yatmaktadır. Hasat ayına bakacak olursak ülkemizde Mayıs ve Ekim aylarında hasat edilmektedir. Ülkemizde 2000, Avrupa'da ise 2300 metreye kadar yetişebilmektedir. Ülkemizde Antalya, Çanakkale, Bolu, Adana'da sık bir şekilde görülür. Yoğurt otunun faydaları nelerdir? Taze yoğurt otunun bulunduğu suyu kaynatıp cilde sürülürse cildi gerdirir ve kırışıklıkları gidermeye yarar. Bu mucizevi ot şişkinliklere ve ödeme iyi gelmektedir. Lenf bezi sorunlarına olumlu etkiler sağlamaktadır. Ağrı kesici özelliği sayesinde kremini hazırlayarak bel ve boyun bölgenize sürerek ağrıları giderebilirsiniz. Demir eksikliğine iyi geldiği bilinmektedir. Romatizma ağrılarına iyi gelerek ağrıları dindirmeye yarar. İdrar yolu enfeksiyonları ve safra kesesi taşlarına olumlu faydalar sağlar. Ciltteki yaraları iyileştirme konusunda ciddi bir etki gösterir. Bu ot ile demlenen çaylarla yapılan gargaralar guatr ağrılarını hafifletmeye yaramakla birlikte ses tellerine de iyi gelmektedir. Aynı zamanda aftlara ve boğaz iltihaplarına da iyi geldiği bilinmektedir. Kan temizleyici özelliğine sahip olan bu ot, cilt ve kanser hastalıklarında oldukça faydalıdır. Cildi gençleştirmekle birlikte cilt kırışıklıklarının da gidermeye yardımcı olur. Peki yoğurt otu çayı nasıl hazırlanır? Yoğurt otu çayı öncelikle 1,5 su bardağı kadar suya 1 tatlı kaşığı kadar yoğurt otu atın ve 6 dakika kaynatın. Ardından ılayan suyu sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce günde 2 defa gargara yaparak kullanın. Bu tarifi bir hafta boyunca her gün, bir haftadan sonra ise 3 günde bir bire indirerek tekrar edin. Akşamları gargara yaptıktan sonra kalan çayı içmenizde herhangi bir sakınca yoktur. İçerek tüketilebilir. Nereye kadar yetişebilmektedir. Ülkemizde Antalya, Çanakkale, Bolu, Adana'da sık bir şekilde görülür. Yoğurt otunun faydaları nelerdir? Taze yoğurt otunun bulunduğu suyu kaynatıp cilde sürülürse cildi gerdirir ve kırışıklıkları gidermeye yarar. Bu mucizevi ot şişkinliklere ve ödeme iyi gelmektedir. Lenf bezi sorunlarına olumlu etkiler sağlamaktadır. Ağrı kesici özelliği sayesinde kremini hazırlayarak bel ve boyun bölgenize sürerek ağrıları giderebilirsiniz. Demir eksikliğine iyi geldiği bilinmektedir. Romatizma ağrılarına iyi gelerek ağrıları dindirmeye yarar. İdrar yolu enfeksiyonları ve safra kesesi taşlarına olumlu faydalar sağlar. Ciltteki yaraları iyileştirme konusunda ciddi bir etki gösterir. Bu ot ile demlenen çaylarla yapılan gargaralar guatr ağrılarını hafifletmeye yaramakla birlikte ses tellerine de iyi gelmektedir. Aynı zamanda aftlara ve boğaz iltihaplarına da iyi geldiği bilinmektedir. Kan temizleyici özelliğine sahip olan bu ot, cilt ve kanser hastalıklarında oldukça faydalıdır. Cildi gençleştirmekle birlikte cilt kırışıklıklarının da gidermeye yardımcı olur. Peki yoğurt otu çayı nasıl hazırlanır? Yoğurt otu çayı öncelikle 1,5 su bardağı kadar suya 1 tatlı kaşığı kadar yoğurt otu atın
ve 6 dakika kaynatın. Ardından ılayan suyu sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce günde 2 defa gargara yaparak kullanın. Bu tarifi bir hafta boyunca her gün, bir haftadan sonra ise 3 günde bir bire indirerek tekrar edin. Akşamları gargara yaptıktan sonra kalan çayı içmenizde herhangi bir sakınca yoktur. İçerek tüketilebilir. Enfeksiyonları ve safra kesesi taşlarına olumlu faydalar sağlar. Ciltteki yaraları iyileştirme konusunda ciddi bir etki gösterir. Bu ot ile demlenen çaylarla yapılan gargaralar guatr ağrılarını hafifletmeye yaramakla birlikte ses tellerine de iyi gelmektedir. Aynı zamanda aftlara ve boğaz iltihaplarına da iyi geldiği bilinmektedir. Kan temizleyici özelliğine sahip olan bu ot, cilt ve kanser hastalıklarında oldukça faydalıdır. Cildi gençleştirmekle birlikte cilt kırışıklıklarını da gidermeye yardımcı olur. Peki yoğurt otu çayı nasıl hazırlanır? Yoğurt otu çayı öncelikle 1,5 su bardağı kadar suya bir tatlı kaşığı kadar yoğurt otu atın ve 6 dakika kaynatın. Ardından ılayan suyu sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce günde 2 defa gargara yaparak kullanın. Bu tarifi bir hafta boyunca her gün, bir haftadan sonra ise 3 günde bir bire indirerek tekrar edin. Akşamları gargara yaptıktan sonra kalan çayı içmenizde herhangi bir sakınca yoktur. İçerek tüketilebilir. Cilt ve kanser hastalıklarında oldukça faydalıdır. Cildi gençleştirmekle birlikte cilt kırışıklıklarını da gidermeye yardımcı olur. Peki yoğurt otu çayı nasıl hazırlanır? Yoğurt otu çayı öncelikle 1,5 su bardağı kadar suya bir tatlı kaşığı kadar yoğurt otu atın ve 6 dakika kaynatın. Ardından ılayan suyu sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce günde 2 defa gargara yaparak kullanın. Bu tarifi bir hafta boyunca her gün, bir haftadan sonra ise 3 günde bir bire indirerek tekrar edin. Akşamları gargara yaptıktan sonra kalan çayı içmenizde herhangi bir sakınca yoktur. İçerek tüketilebilir. Su bardağı kadar suya bir tatlı kaşığı kadar yoğurt otu atın ve 6 dakika kaynatın. Ardından ılayan suyu sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce günde 2 defa gargara yaparak kullanın. Bu tarifi bir hafta boyunca her gün, bir haftadan sonra ise 3 günde bir bire indirerek tekrar edin. Akşamları gargara yaptıktan sonra kalan çayı içmenizde herhangi bir sakınca yoktur. İçerek tüketilebilir. Önce günde 2 defa gargara yaparak kullanın. Bu tarifi bir hafta boyunca her gün, bir haftadan sonra ise 3 günde bir bire indirerek tekrar edin. Akşamları gargara yaptıktan sonra kalan çayı içmenizde herhangi bir sakınca yoktur. İçerek tüketilebilir. Bire indirerek tekrar edin. Akşamları gargara yaptıktan sonra